Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Yapalım o zaman kanalına hoş geldiniz. Çok uykuluyum. Sabah şu an erken, dün saat gece 4 gibi falan yattım. Ve saat 9'da falan, 9.30'da kalktım. Bir inspection vardı, ona bakmaya gittim. Hani onun saat aralığı bir 15 dakika falan zaten. 15 dakika gidip görmem gerekiyordu. Kalktım sabah falan böyle. Yani zar zor kalkıp gittim. Tabii ben gittim. Ne olmuş? Evde yaşayanlar içerideymiş. Maalesef her kapıya geleni geri yolladılar. İşte özür dileyerek. Ben de ne yaptım? Uykulu uykulu eve geri döndüm. Dedim ne yapayım? Bari gideyim video çekeyim. Diyerek şimdi birazdan arkadaşlar... Lan arabanın camı mı kırılmış? Ben de şimdi eve geldim arkadaşlar. Hemen size çok güzel bir video çekeceğim. Bu konuyu zaten çok kişi son zamanlarda bana soruyor. Aslında çok bilindik bir şey. Herkesin izlediği bir yol var. Genelde insanların yapmayı tercih ettiği. O yolla ilgili sizinle konuşacağız. Tabii ki de arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Tabii ki ben buna laf olsun diye söylemiyorum. Mutlaka bunu yapın. Yani hani standart bir şeymiş gibi söylüyorum ama hani mutlaka beğeninizi atıp kanala abone olup hatta böyle düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Yine diyerek ben videoya hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet arkadaşlar, o zaman hızlı bir şekilde hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar size bu videoda ne anlatacağım? Aslında önemli bir konu gerçekten. Zaten son zamanlarda da hatta öncelerden de çok fazla kişi bana işte Instagram'dan DM atıp yorumlarda falan bunu belirtiyor zaten. Ben bunu cevap veremesem de bazılarını okuyorum, görüyorum zaten. Konumuz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz buraya geldik bir şekilde. İşte dil okuluna geldik. Dil okulundan sonra ne yapacağız? Kalabilir miyiz? İşte kalıcı oturum olabilir miyiz? Ve nasıl uzatırız? Ne kadar daha uzun süre orada kalabiliriz gibi sorular geliyor. Şimdi benim burada size anlatacağım şeyler benim birebir yaşadığım şeyler değil. Çünkü bildiğiniz gibi ben de burada hani bir sene bile olmadı benim buraya gelmem. Ondan dolayı ben bu süreçteyim ben de zaten. Buradayken ben işte bu sürece girmiş olanları, girecek olanları, uzun süredir burada olanları, bu konularla ilgili bilgi sahibi olan insanlarla zaten iletişim halinde olduğum için, konuştuğum için, sizden bilgiye daha hızlı erişebildiğim için bunları anlatma bilgim var şu an yani. Ama tabii dediğim gibi bunları ben birebir yaşadığım şeyler değil bunlar. Benim sadece bunlar duyduğum, bu yoldan geçen insanlarla iletişim halinde olduğum şeyleri anlatacağım size. Bir acente buldunuz. Acenteyle iletişim haline geçtiniz. İşte bir dil okuluna karar verdiniz. Ben şu okula geleceğim. İşte Greenwich'e geleceğim diye bir karar verdiniz. Çıkıp geldiniz buraya. İşte 6 aylık, 7 aylık vizeniz var. 8 aylık vizeniz var diyelim. Bu süreden sonra 8 ay bitti. Ben dil okuluna gittim. Aynı zamanda çalıştım. Bu süre sonrasında ben orada kalabilir miyim? Veya nasıl kalabilirim? Veya kalıcı oturum olabilirim gibi şeyler sordunuz. Bunlara şimdi hemen cevap vereceğim size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Biz buraya dil okuluna geldik. Dil okulumuz bittikten sonra burada insanların %90'ı şu şekilde vizelerini uzatıyorlar. Sertifika ve diploma dediğimiz bizim programlarımız var. Bunlar ne oluyor işte? Bizdeki, Türkiye'deki şöyle diyebiliriz yani işte 2 yıllık okullar gibi bir şey diyebiliriz yani 2 yıllık üniversiteler gibi bir şey diyebiliriz bunlara. Bunlar şu şekilde olur arkadaşlar. Siz buraya geldiğiniz zaman işte danışmanlarla zaten konuşursunuz. Onlar bu konularda çok daha bilgililer. Zaten ben de danışmanlar vasıtasıyla böyle bu bilgileri erişebildim. Benim hani tanıdığım bir danışman var burada. Kendisi sağ olsun hani detaylı bir şekilde anlatıyor bana, hani vaktini ayırdı bana. Yani onun sayesinde ben daha detaylı bilgi erişebildim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Uzatacağınız zaman mesela bana şöyle demiştim. Mesela şöyle iki farklı yol var. Eğer sertifika diploma programlarıyla uzatmak isterseniz. Hatta ben uzatıyordum yani. Yaklaşık bir işte fiyatları falan da birazdan söyleyeceğim size. Mesela genelde şöyle oluyor. İnsanlar burada okulu uzatmak için yani burada kalayım da nasıl kalırsam kalayım düşüncesinde olduğu için işte genelde dil okulundan sonra sertifika ve diploma programları seçiyorlar. Bu da mesela şöyle oluyor. Genelde ortalama business ya da project management bölümlerini falan seçiyorlar. Onlar da yani çok bir anlamı olmayan bölümler. Sadece böyle okulu uzatayım da burada kalayım da düşüncesi olduğu için o bölümleri seçiyorlar. İşte o bölümler size ne yapıyor? İşte sertifika, diploma falan derken size ortalama 2-2,5 yıl gibi bir vize veriyor size. Tabii bazıları böyle ön koşul olarak dil okulu istiyor tekrardan.
Zaten birçoğu dil okulundayken dil okulundan upper intermediate seviyesinden mezun olmanı ya da o sınıfta bir süre yani 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta falan kalmanı istiyor. O yüzden hani eğer dil okuluna almayacaksınız tekrardan işte önceki dil okulundan upper intermediate seviyesinden mezun olmanız ya da işte 4 hafta 5 hafta kalmanız gerekiyor. O olduktan sonra işte business ya da project management bölümleri seçiyorsunuz. Yani ben mesela danışmanla konuştuğum zaman işte business'a sertifika ve diploma programını seçmiştim. Pardon. Hatta mesela sertifikalar şu şekilde oluyor. İşte sertifika 2, 3, 4 falan diye böyle hani kademe kademe gidiyor. İşte diploma da böyle 1, 2 diye gidiyor böyle. Hani kademeli kademeli artıyor bunlar. İşte örnek veriyorum sertifika 3, 4 bölüm şeylerini aldım. Böyle sertifikalarını aldım. Bunları 2 yıl gittim. İşte 2 yıldan sonra diplomaya geçiyorum. Onlar bu şekilde artarak gidiyor. Yani sizin burada öğrenci olarak kalmanız çok uzun süreler olabilir yani 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl falan böyle öğrenci olarak burada kalabilirsiniz. Bunun ne dezavantajı var? Siz öğrenci olduğunuz için arkadaşlar birincisi sizin student vizeniz oluyor. Yani öğrenci vizesiyle sizin bir çalışma sınırınız oluyor. Şu an zaten 2 haftalık 42 saat gibi bir sınır var. Bundan dolayı çalışma sınırı olduğu için siz ister istemez böyle çok rahat edemiyorsunuz iş konularında. Daha farklı işler bulmak zorunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda okula hep para ödemek zorundasınız. Mesela burada geldiniz işte bir şekilde hafif para biriktirdiniz dil okulundayken sertifikaya, diplomaya falan geçeceksiniz. İşte okulun fiyatlarını mesela bana danışman şey demişti. Ben ne kadar ortalama 1,5-2 yıl gibi bir vize alacaktım. Bana 9.000 dolar gibi bir fiyat çıkardı o 1,5 yıl için böyle. Sertifika 3-4 programı olması lazım. Hani o 9.000 dediği bana. Tabii 9.000'ın dışında bir de işte 600 dolardan 600 dolar mıydı? 760 dolar mıydı? İşte vize ücreti var. Onun fiyatını şu an tam hatırlamıyorum. O civar bir şeydi yani. Eğer zam gelmediyse. İşte vize ücretini falan ödüyorum. Ufak tefek şeyler daha vardı böyle. Ne bileyim. İşte sağlık sigortası vesaire. İşte onlarla beraber 10.000 falan gibi bir şey bulabilir belki. O yüzden yani bu parayı ödemeniz gerekiyor. Tabii ki de bu paranın hepsini sizden pat diye istemiyor. İşte ne bileyim. Şeyleri taksitle bölüyorsunuz. İşte her ay işte 300 dolar, 500 dolar. O değişiyor tabii ki de. Okulunuz bitene kadar her ay onun taksitini ödüyorsunuz. Tabii ki de aynı zamanda çalışmak zorunda olduğunuz için bir zamandan çalışıyorsunuz. İşte okulun parasını ödüyorsunuz, biriktirmeye çalışıyorsunuz falan böyle. O karmaşa içerisinde günleriniz geçiyor. Genelde işte dediğim gibi arkadaşlar sertifika diploma programlarını seçiyorlar. Öğrenci olarak vizelerini uzatıyorlar. Bu şekilde zaten hani öğrenci olarak buraya geldikten sonra uzatarak böyle öğrenci olarak burada kalabilirsiniz zaten. Sonra daha nasıl kalabilirsiniz arkadaşlar? Sponsor vizeleri var mesela. Siz buraya geldiniz. Gerçekten böyle kabiliyetli bir insansınız. Gerçekten böyle işi biliyorsunuz eğer yaptığınız meslekte. Bir dakika. İşte ne bileyim fabrikaya girdiniz ya bir iş yerine girdiniz. Tabii ki de her iş yeri olamıyor ama diyelim işte patron sizi çok beğendi. O işte spesifik bir şey yani sizin böyle bildiğiniz hani sizin olmasanız gerçekten fabrikanın ya da işte ofisin her neyse gerçekten bir iki tık böyle daha kötü olacağı bir kabiliyetiniz varsa işte vizenizin bitmesine yakın işte patronla falan konuşursunuz size onlar sponsor olabilirler. Hani sponsor olarak kaldığınız zaman zaten şu an birkaç yıl içerisinde belki daha erken de olabilir şeye gidiyorsunuz direkt böyle hani kalıcı oturuma gidebiliyorsunuz o şekilde. Hani sponsor aracılığıyla kalmak burada en sağlıklısı, en güzeli bence. Burada kalıcı oturma gitme ihtimaliniz çok yüksek, çok iyi bir ihtimal yani bu. Yani onun dışında işte sponsor olarak uzattık, öğrenci olarak uzattık. Daha nasıl kalabiliriz arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşlar herkesin demeyeyim de yani ben kendimi o şekilde görmüyorum. Tercih etmek istediği yollardan bir tanesi evlilik arkadaşlar. İşte burada buranın vatandaşı biriyle tanıştınız, evlendiniz. Zaten vizenizin bitmesine yakın işte partner vizeye falan geçebiliyorsunuz yani. Onlar tabii ki de bir avantaj. Tabii ki de evlenirsiniz. Burada kalıcı oturumunuz oluyor. İşte önce bir 2 yıl herhalde geçici ona bağlı oluyorsunuz. 2 yıldan sonra zaten direkt size ait bir kalıcı oturum, kalıcı çalışma izni oluyor zaten. Ama dediğim gibi hani bu insanlara bağlı. İşte ne bileyim sevmeniz, hoşlanmanız falan önemli bir şeyse çok tercih etmezsiniz ama ben burada kalayım de yani eşimi sevmemem çok önemli değil falan diyorsanız yani o şekilde stratejik düşünen insanlar da olabiliyor tabii ben bu gözler neler gördü neler bu kulaklar neler duydu yani bunlar olabiliyor arkadaşlar yani özetle bu şekilde ama insanların burada %90'ı mesela öğrenci olarak kalıyor ben işte ne bileyim çalışıyorum mesela adam burada mesela menajer ya da ne bileyim birine görüyorum adam araba sat yapıyor böyle araba satma işleri falan yapıyor çok gerçekten böyle güzel paralar kazanıyor. Bir konuşuyorum adam diyor ki bana ben burada hala öğrenciyim diyor yani böyle sadece bu işleri yapıyorum da öğrenciyim ben burada falan diyor böyle.
Bundan dolayı yani siz burada yüksek ihtimalle öğrenci olarak kalacaksınız bir süre. Öğrenci olarak kalarak da böyle kalıcı oturuma gidebilir miyim? Uzun süre böyle kalabilir miyim burada derseniz burada tabii ki de üniversite okuyabilirsiniz ya da ne bileyim yüksek lisans yapabilirsiniz. Yüksek lisanstan sonra onun tabii ayrıntılarını danışmanlar çok daha iyi bilirler. Onlarla mutlaka iletişime geçin. Yüksek lisansta mesela bitirdikten sonra 2 yıl olması lazım. Size 2 yıl bir çalışma izni veriyor. 2 yıl böyle iş bulup orada çalışırsanız onlar tabii size hemen sponsor olup kalabilirsiniz yani yüksek lisans bitirdikten sonra. Yani burada yüksek lisans bitirmek çok daha avantajlı ya da ne bileyim hani ben size business project manager falan demiştim. Onlar dışında yine böyle sertifika programları var, diploma programları var. İşte TEF falan diyorlar burada. O da şöyle oluyor. Mesela örnek veriyorum vasıflı işler. İşte vasıflı meslekler. Örnek veriyorum işte araba tamircisi burada işte mekanik falan okursanız ya da ne bileyim daha böyle işte yaşlı bakım falan okursanız böyle onlardan böyle sizin kalıcı oturuma gitmeniz çok daha hızlı olur. Örnek veriyorum araba makinesi, mekanik okudunuz, araba tamircisi vesaire işte ismi neyse onu okudunuz mesela. Onun eğitimini alıyorsunuz, şey yapıyorsunuz falan. Ondan sonra siz başvuruyorsunuz kalıcı oturum için. Yani o şekilde sizin kalıcı oturuma gitmeniz çok daha sağlıklı ama tabii ki de onlarda sizin böyle bir para göstermeniz gerekebiliyor. İşte 35 bin falan demişti hatırladığım kadarıyla danışan bana bir para göstermeniz gerekiyor. Tabii onlar da tabii tercih meselesi. Öyle bir paranız varsa onu gösterip böyle o şekilde o tarz böyle mesleklere falan başvurabilirsiniz. Ama tabii ki de demiş olduğum gibi para konularına falan böyle hangi meslek, hangi bölüm, kaç para falan bunları danışmanlar daha iyi bilir. Sadece benim böyle aldığım fiyatlar var böyle hani bana bir liste atıyorlar. Ben oradan bakıyorum fiyatlarına. Onları inceleyebiliyorum yani. Şimdi özet geçiyorum hızlı bir şekilde. Siz dil okulu ile buraya geldiniz. Dil okulundan sonra yine bir dil okulu alabilirsiniz. Yani ondan sonra işte sertifika, diploma programlarını alabilirsiniz. Tabi bunlar böyle part part olduğu için işte sertifika 2, 3, işte diploma 1, 2 falan diye böyle gidiyor bu şekilde. Bu şekilde böyle 2 yıl, 2 yıl, 1,5 yıl falan ala ala böyle yıllar boyu burada kalabilirsiniz. Ama öğrenci olursunuz tabii ki de bunu unutmayın arkadaşlar. Belli bir çalışma sınırınız ya da okula ödemeniz gereken bir para olacak. Bunların bilincinde olun. Onun dışında sponsor vizeyle kalabilirsiniz buradan. Bir iş bulabilirsiniz. İşteki işveren sizi gerçekten beğenir. Bu işi sizden daha iyi yapabilecek birini belki yakın zamanda bulamaz. Size sponsor olur. Sponsor olduktan sonra siz burada işte kalıcı oturma gitme yoluna girersiniz. Ondan sonra nasıl kalabilirsiniz? İşte tabii evlilik yolu var burada. O ayrı bir şey. Onu hemen es geçiyorum onu. Sonra es geçtiğinden ya da yani eğer severseniz, aşık olursanız böyle gerçekten onunla mutlu hissedersiniz. Mutlaka tabii onda yapmanızda fayda var. Onun dışında işte burada yüksek lisansa başvurup yüksek lisans yaptıktan sonra işte 2 yıl size bir çalışma izni veriyor. O çalışma izninden tabii çok güzel bir şekilde kullanarak buradan zaten iş bulup yine kalıcı oturuma gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani özetle bu şekilde umarım video faydalı olmuştur. Umarım kafanızdaki soruları gidermişimdir. Arkadaşlar yine mutlaka sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabii ki de videoyu da beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Diyerek arkadaşlar ben yavaştan videoyu kapatacağım. Boğazım biraz şey oldu böyle tahriş oldu. Zaten kanalla ilgili düşüncelerinizi falan da yorumlarda belirtin. Yani faydalı mı? Hani size fayda sağlıyor mu? Yoksa Samet yeter daha video çekme. Seni görmek istemiyorum falan derseniz hemen videoyu bu son videom daha video çekmiyorum. Tabii ki de öyle bir şey yok da. Siz yine böyle yorumlarda böyle belirtin videoyla ilgili düşüncelerinizi. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak üzere. Ben kaçtım artık.